Compactive olarak mobil tabanlı oyunlar ve oyun teknolojileri geliştirmeyi hedefleyen bir girişimiz. Kendimizi salt bir oyun stüdyosu olarak tanımlamıyoruz. Oyunlarımızı geliştirirken kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak sektörde diğer oyun stüdyoları ve bağımsız oyun geliştiricilerinin kullanabileceği ürünler geliştirebilen bir teknoloji şirketi olarak konumlanıyoruz. Ortalama Ümit ile uzun yıllar Türkiye'nin ilk mobil teknoloji şirketlerinden birinde beraber çalıştık. 3 mobil operatör ve Koç grubu markaları başta olmak üzere pek çok marka için teknoloji projeleri geliştirdik. Compactive'i 2018 yılında mobil tabanlı ürün fikirlerimizi hayata geçirmek amacıyla kurduk. Bu kapsamda 2018 ile 2020 yılları arasında bazı ürünleri pazara sunduk. 2020 yılının ortasına itibaren mobil oyun sektörüne odaklanmaya başladık. 2021 yılı başında ise şirket bünyesinde oyun stüdyosu organizasyonunu kurduk ve hızlıca hyper casual türünde oyun prototipleri geliştirmeye başladık. 2021-2022 yılları arasında Türkiye'nin en büyük oyun yayıncısı Rolik ile münasıran çalıştık ve 70'in üzerinde oyun prototipi üreterek tecrübe kazandık. 2022 yılı itibariyle kendi oyun fikirlerimiz için çalışmaya başladık. Şirketimizin İTİ Teknokent'te TGV şirketi olma konusunda hakem görüşmelerini gerçekleştirdik. Hakimlerden olumlu not alarak değerlendirme kuruluna sunum yaptık ve nihai kararı beklemekteyiz. Ayrıca Compactive AI projemizin TÜBİTAK 1501 çağrısı için başvuru dosyasını hazırlıyoruz. Amacımız Türkiye'nin önde gelen oyun stüdyolarından biri olmanın yanında Türk oyun stüdyoları başta olmak üzere tüm dünyadaki oyun stüdyolarının kullanabileceği teknolojiler üretmektir. Lisanslı bir animasyon karakterinin evrenini içeren bulmaca türünde bir oyun ve aksiyon türünde Counter Squad olmak üzere casual türünde geliştirdiğimiz iki oyun ve dünyadaki diğer oyun stüdyoları ile bağımsız oyun geliştiricilerini kullanabileceği bir teknolojiye sahip Compactive AI ürününü geliştirmekteyiz. Casual türündeki oyunumuz olan Counter Squad ismi oyunun ana mekaniğinde yer alan düşmanlardan gelen saldırıları enerjiye dönüştürüp yine onlara karşı kullanmak ve bir takım olarak oyunda ilerlemek anlamlarını taşımaktadır. Teknolojimiz ise içerisinde yapay zeka destekli karar mekanizmasına sahip oyun ekonomisi motoru çalıştırması nedeniyle Compactive AI olarak isimlendirilmiştir. Oyunlarımızı planlarken başta genel bir hedef kitle belirleme yoluyla çalışmalara başlıyoruz. Counter Squad, üst tabanlı ilerlemeli, strateji odaklı oyunlardan hoşlanan genç ve orta yaşlı 13-55 yaş arası daha çok erkek mobil oyuncuları hedeflerken bulmaca türündeki oyunumuz için hem çocukları hem de ebeveynleri hedefliyoruz. Oyunu geniş bir kitleye yayabilmek için herkesin severek oynayacağı başlangıç olarak 6 farklı kategorili alt bulmaca türünde geliştirmekteyiz. Compactive AI teknolojimiz ise tüm oyun stüdyoları, bağımsız oyun geliştiricileri ve akademik eğitim kurumları tarafından kullanılabilecek yapıya sahiptir. Bulmaca türündeki oyunumuz, lisanslı bir animasyon karakteri evrenini içerdiğinden dolayı herkesin oynayabileceği bir oyun geliştirmek istedik. Bu sayede tüm global oyun severlere ulaşmayı hedefliyoruz. Counter Squad oyunumuzda ise aksiyon türündeki oyunlardan farklı, yeni bir mekanik ile strateji odaklı bulmacalarla destekli, üst tabanlı ilerlemeli bir oyun geliştirerek aksiyon türündeki oyunlara yeni bir bakış açısı getirmek istedik. Compactive AI projemizde ise oyun stüdyolarının en çok zorlandıkları oyun içi ekonomi akışının tahminlenmesini, gerçek oyuncu verileri ile tahminlenen akış analizinin kolayca yapılabilmesini amaçlıyoruz. Bulmaca kategorisindeki oyunumuz içerisinde başlangıç olarak 6 farklı kategorili alt bulmaca türünü barındırıyor ve diğer kategorilerin zamanla eklenebilecek esnekliğine sahip. Counter Squad oyunu ise gerek mekaniği gerekse oyun içi bulmaca öğeleri ile diğer aksiyon oyunlarından farklılaşıyor. Compactive AI projemizin Türkiye'de ise rakibi yok. Global rakiplerinden farkı geliştirilen oyun ekonomisi akışının canlıya çıkan oyunda oyuncuya kazandırılacak öğelerin yapay zeka destekli karar mekanizması ile sunulmasıdır. Gerçek oyuncu verileriyle tahminlenen akışın analizinin yapılmasını olanak sağlamaktadır.
Projelerimizi geliştirirken yaşadığımız en büyük sorun yetişmiş insan kaynağına ulaşmak. Türkiye'de hızlı bir şekilde gelişen oyun sektöründe hem teknik hem de 2 ve 3 boyutlu art konularında yetkin kaynakları bulmakta zorlanıyoruz. Bulduğumuz kaynakların teknik gelişimine destek olmak istesek de ekonomik koşullardan kaynaklı olarak onları elde tutmakta zorlanıyoruz. Yatırım sürecinde bazı VC'lerle görüştük. Kimi VC'lerden geri dönüş almakta zorlandık. Kimi VC'lerin de önümüze sundukları sözleşme şartları kabul edebileceğimiz seviyede değildi. Bu sebeple süreçleri şeffaf ve hızlı yürütebileceği bir model olarak kitle fonlamasıyla yatırım almayı düşündük. Kitle fonlaması aldıktan sonra ekibimizi güçlendirmeyi ve oyunlarımız için reklam ve pazarlama faaliyetleri yürütmeyi planlıyoruz. Hayatında mobil teknolojiler geliştirerek başlayan Compactive'de kısa, orta ve uzun vadede mobil oyun odaklı bir şirket olmaya devam edeceğiz. Kısa vadede ekibimizi hem teknik hem de kullanıcı edinimi, user acquisition ve para kazanma, monetization konularında deneyimli çalışma arkadaşları ile büyütmeyi planlıyoruz. Üzerinde çalıştığımız oyunlarımızın ilk tam sürüm versiyonlarını 2 ay içerisinde yayınlamayı planlıyoruz. Orta vadede hem oyunlarımızı global olarak yayınlayacağız hem de oyunlarımıza yeni özellikler kazandırarak aktif oyuncu sayımızı büyütürken Compactive AI teknolojimizi geliştireceğiz. Orta ve uzun vadede üretim bandında planladığımız ek oyunların geliştirme, test süreçlerini çok hızlı işletip pazara sunacağız. 5 yıl sonunda yüksek karlılık ile exit hedeflemekteyiz. Oyunlarımızda temel olarak B2C iş modelinde oyun içi video reklamlar, oyun içi banner reklamları ve oyun içi satın almalardan oluşan gelir modeli bulunmaktadır. Compactive AI ürününde B2B iş modelinde standart, pro ve enterprise paket satışlarından oluşan gelir modeli bulunacaktır. Bu paketlerde oyunun hesabını ekleyip yönetebileceği oyun sayısı, oyunlar ile platform arası işlem, transaction sayısına göre ücretlendirme modeli yer alacak. Bulmaca türündeki oyunlar mobil oyun pazarında fazla indirilme sayılarından dolayı potansiyelleri yüksek durumdayken lisanslı animasyon karakterinin evreniyle diğer bulmacalardan farklı bir potansiyeli olacağı için hızlı penetrasyona sahip olacaktır. Counter-Strike oyunu gerek mekaniği gerekse oyun içi bulmaca öğeleri ile diğer aksiyon oyunlarından farklılaştığı için bu türde yenilikçi bir oyun olarak konumlanacaktır. Compactive AI ürünümüzün sahip olduğu yenilikçi teknolojisi ile pazarı domine edeceğini düşünüyoruz. Oyunlarımızı dijital pazarlama yöntemleriyle pazarlayacağız. Bulmaca türündeki oyunumuzu önce Türkiye ve MENA bölgesinde daha sonra global olarak yayınlayacağız. Bu pazarda hızlı bir büyüme hedefliyoruz. Counter-Strike ve arkasından gelecek casual oyunları önce Tier 1, Tier 2, Tier 3 ülkelerden belirlediğimiz hedef ülkelerde soft launch olarak yayınlamayı, daha sonra da global olarak yayınlamayı planlıyoruz. Yayınlama sürecinde hedeflediğimiz bölgelerdeki ülkeleri belirlerken günde ortalama mobilde 5 saat süre harcanan ülkeler ile kesişim kümelerinden faydalandık. Buna göre Singapur, Brezilya, Suudi Arabistan, Meksika, Avustralya, Hindistan ve Kanada gibi ülkeleri öncelikle tutacağız. Compactive AI ürünümüz için kurumsal satış ekibi kurup LinkedIn gibi sosyal medyalar üzerinden doğrudan satış planlıyoruz. Oyun etkinliklerini sponsorluklar ile marka bilinini artırırken yayıncılarla işbirliği ve gelir paylaşım modeli oluşturarak yayıncıların çalıştığı stüdyolara erişim sağlamayı ve sosyal medya reklamları ile ürünün duyurulmasını planlıyoruz. Kurucu ortaklar olarak mobil teknolojiler konusunda 15 yılı aşkın tecrübemiz var. Bu alanda Türkiye'de büyük ve önemli projelerde görevler alarak mobil sektörün gelişimine ve pazarın büyümesine katkılar sunduk. Edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübe ile Türk oyun sektörünün gelişimine ve pazarın büyümesine aynı katkıyı sunacağımızdan eminiz. Güçlü network'ümüz sayesinde sektördeki tüm paydaşlarla iyi ilişkiler kurduk. Kurmaya da devam ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımız ilgili bölümlerden mezun ve okumaya devam ediyorlar. Mobil oyun pazar hacminin 200 milyar dolarlık genel oyun pazarı içerisinde payını her yıl en çok artıran alan olduğunu biliyoruz. Geliştirmekte olduğumuz oyunlar ve oyun teknolojimiz ile hem B2C hem de B2B alanlarında gelir üretmeyi hedefliyoruz. Bize ortak olarak şirketimiz içerisinde üretilen tüm oyun ve teknolojilere de ortak olma fırsatı sunuyoruz. Oyunlarımızdan birinin fikir doğrulama süreçlerini tamamladık. Diğeri ise çok sevilen bir çizgi karakterin oyun olması nedeniyle hızlı büyümeye sahip olacak oyunlardır. Erken aşamada çıktığımız bu yatırım kampanyası ile amaçladığımız ölçüye ulaşınca daha yüksek değerleme ile alacağımız yatırımlardan sonra hisse değerimizin artacağına inanıyoruz.
Thank you.